Babam ne yapıyor acaba? Tatil günü yalnız. Ne yapacak adam? Kafasını dinliyordur. Şşt, lan Şaban. Kahve sana emanet, tamam mı? Benim işim var, geleceğim. Tamam usta. Alo baba. Ne yapıyorsun? Bize gelsin akşam. Ayda. Yalnız kalmayayım. Sana patlıcan oturtma da yaparım. Seversin sen. Hadi gel. Ya Yaren kızım, çok sağ ol. İyi düşünmüşsün ama kızım benim işim var ya. Ne iş akşam akşam? Ya kızım şimdi benim bir eski bir ahbabım var, biliyor musun? Adı Raşit. Çok uzun zamandır da görüşmüyorduk. Biz iki ihtiyar onunla biraz buluşalım, oturalım, konuşalım istedik, biliyor musun? Biraz hava alacağız kızım ya. Raşit amca mı? Ne zaman konuştunuz, ne zaman görüştünüz? Ben hiç adını duymadım. Aa, Raşit amcamın çok selam söyle Mahmut baba Raşit amcama. Ya şimdi sen de hatırlamazsın kızım. Zaten benim çok sevdiğim bir arkadaşım da değil yani, anladın mı? Hatta hiç sevmem ya. Çok uzun kalmayacağım yani. Biraz oturacağım, erkenden gelirim ha. İyi, iyi eğlenceler, sıkı giyin, üşütme. Tamam kızım, tamam, sağ olasın. Hadi, hadi görüşürüz, iyi günler kızım, hadi. Haydi millet, eyvallah. Şişt, lan oğlum Mahmut, hadi lan, yapabilirsin lan. Ne dedi Osman? Kendin ol, kendin ol, hadi. Aferin oğlum. Hoş geldin Mahmut. Hoş bulduk. Ya Fahriye çok güzel olmuşsun ya. Çok teşekkür ederim. Hala çok zarifsin. Gel, geç gel. Dışarıda yiyelim o zaman Osman. Hani patlıcan oturtuyorduk. Onu sana yapmayacaktım, babama yapacaktım. Onca şeyden sonra bir de sana yemek yapmamı bekleme Osman. Hatta şimdi ceza olarak beni akşam yemeğine götüreceksin. Hadi. Hadi bakalım, hadi. Osman hadi. Kalk Osman. Ben seni hiç unutmadım Fahriye. Hiç. Gerçi senden sonra da hayatıma giren hiçbir kadın olmadı ya. Ben bütün hayatımı Yaren'e adadım. Yani benim bütün her şeyim artık Yaren olduydu. Ya. Sen şimdi tabii diyeceksin ki hani böyle durup dururken birden nereden çıktın karşıma diye soracaksın. Ben ne diyeyim ki yani? Çıktım işte ya. Ha? İyi ki çıktım. Ya. Tabii o zamanlar seni çok üzdüm, biliyorum. Gerçi ben de çok üzüldüydüm yani. Ama ne yapayım işte. Neyse ya, işte bütün bunlara sebep sonuçta ben oldum yani. Ha? İkimiz için zor zamanlardı. Ama geçti bitti artık. Bak seneler sonra oturmuş karşılıklı yemek yiyoruz. Tadını çıkaralım. Sen ne yaptın bu aralar? Senden ayrıldıktan sonra uzun yıllar kimseyi sevemedim. Sonra evlendim. Ama yürümeyeceği başından belliydi. Boşandık. O evliliğimin en büyük hediyesi küçük kızım Su. Daha önce söylemiştim. Okulu yüzünden babasıyla kalıyor. Kaç yaşındaydı ki? 6 yaşında. Çok akıllı, çok tatlı, bir görsen. Ya inşallah. Belki tanışırsın. İnşallah. Yarenim, buranın yemekleri 10 numaraymış.
Bir ara Mahmut babam söyledi. Herhalde o da takılıyor arada buralara yani. Abi babamın arabası değil mi? Değildir ya. Değil. Yani gel boş ver gitmeyelim. Şurada başka güzel bir yer var, oraya gidelim. Aslan babam burada, nereye gidiyoruz? Tamam ama bak daha güzel bir yerde yiyeceğiz diyorum. Gel ya. Aşkım babam burada, nereye gideceğiz ya? Ya ama ya buranın mutfağında ölü fare cesedi çıkmış ya. Yenir mi burada ya? Ya aşkım saçmalama ya. Uf. Lan Osman. Yine kabak senin başına patlayacak oğlum. İnşallah düşündüğün gibi değildir lan. Bak. Maşallah. Bak bütün güzelliğini senden almış ha. Aynı anasına çekmiş maşallah. Çok teşekkür ederim. Bakma böyle prensesler gibi oldun. Ne kadar yaramaz bir bilsen. Baba. İyi akşamlar. Yeren, kızım bak şimdi bu... Kim? Kim? Raşit amcayla buluşacağım dedin. Raşit değil, Fahri. Osman, ben de çok memnun oldum. Aşırı memnun olduk hatta, değil mi Yeren'im? Lan Osman, siz nereden çıktınız oğlum? Ya işte babacığım biz Yeren'imle dışarıda yemek yiyelim diye attık kendimizi sokaklara. Artık orada mı yesek, burada mı yesek derken... Oğlum, bula bula burayı mı buldunuz lan Osman? Buyurun oturun, birlikte yiyelim. Olur. Yok, benim iştahım kaçtı. Yani sana da pes doğrusu. İki gün oldu ya daha, iki gün oldu. Gözümüzü üstünden ayırmaya gelmiyor bakıyorum. Yeren, kızım bak biraz ayıp oluyor yani. Asıl ayıp bana oluyor. Ya kendim aldatılıyormuş gibi hissediyorum şu an. Kızım ne demek aldatılıyormuşum gibi hissediyor. Biz iki eski arkadaşız. Bak çok uzun zamandır da görüşmüyorduk. Böyle bir buluşalım, konuşalım dedik. Bu vesileyle de Osman... Vesileyi sen şimdi bırak da sen neticeye gel. Şimdi Raşit Bey nerede? Feriha Hanım nerede yani? Lan Osman bir sus lan. Ben gitsem iyi olur. Ya Fahri lütfen oturur musun ya? Bıraksana baba. Ya kızım bir dinle bir anlatayım ya. Ya baba bırak, neyi anlatacaksın ya? Her şey ortada. Baş başa şurada buluşmuşsunuz. Ya hatta biz gidelim, sizi rahatsız etmeyelim. Hadi gel yürü Osman. O zaman biz kaçalım. Biz daha sonra mevzuyu konuşuruz. Balık da çok güzelmiş bu arada. Oldu, iyi akşamlar. Osman. Tamam geldim ya. Kusura bakma Fahriye tekrardan. Yani Yaren'in de haberi yoktu. Böyle birdenbire görünce... Kıskandı. Kızların babalarıyla aralarında güçlü bir bağ var. Yaren'in küçüklüğünü hatırlıyorum. Kıvır kıvır sarı saçları vardı. Çok tatlıydı. Ya öyleydi. Şimdi büyüdü. Bak evlendi bile yani. Evet büyüdü. Yaren büyüdü artık. Belki de fedakarlık yapma süresi ondadır ha. Neyse, ben eve geçeyim. İyi geceler Mahmut. Sana da iyi geceler Fahriye. Ya babamın ne işi var o kadınla? Yarenim yani ne işi olacak? Biri erkek, biri dişi. Osman! Hakikaten ne işi var ya? Yani ayıp be. Yani yaşından başından da utanmıyor ha. Ben nasıl sinirlendim yani? O kadınla babam olamaz Osman. O kadınla babam olamaz. Bence de. Ama sen
şey yapınca kadına biraz acaba ayıp mı ettin ya? Ne ayıbı ya? Ne ayıbı? Onların ayıbı. Ne ayıbı olacak? Onların kendilerinin ayıbı yani. Osman, o kadınla babam görüşemez. Görüşmesinler. Bak Osman, bizim buna engel olmamız lazım. Bizim mi? Babamdan gözünü hiç ayırmayacaksın. Ben? Evet, sen. O kadınla görüşmesine izin vermeyeceğiz Osman. Gözünü babamdan hiç ayırmayacaksın. Duydun mu? Duydum. Yandın oğlum sen.